Dünyanın bir numaralı gündem maddesi koronavirüs. Henüz ne bir aşısı ne de dünyaca kabul gören bir ilacı var bu virüsün. Ancak çalışmalar devam ediyor. Almanya, Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkeler bu konuda çalışmalar yürütüyor. Bunu biliyoruz. İki yeni ümit verici haber de Rusya ve Japonya'dan geldi. Ruslar virüsle savaşacak bir ilaç ürettiklerini söylediler. Japonya'da koronavirüs ilacının denemelerine Nisan ayında başlayacağını duyurdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce yeni vakanın açıklandığı koronavirüse karşı ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Rus ve Japon yetkililer ilaç çalışmalarında önemli yol kat ettiklerini belirten açıklamalar yayınladı. Moskova adına açıklamayı Rusya Federal Biyomedikal Ajansı Başkanı Veronika Skvortsova yaptı. Rus yetkili, Çin ve Fransa'da başlatılan araştırmaların devamını getirdiklerini ve koronavirüsü yenecek ilacı geliştirdiklerini söyledi. Ruslar, sıtma tedavisinde kullanılan mefloquin etkin maddesini içeren ilacın virüse yakalanmış tüm hastalarda etkili olacağını öne sürdü. Açıklamada ilacın virüsün kendini kopyalamasını engellediği, bu sayede koronavirüsün çoğalmasının önüne geçtiği belirtildi. Ümit verici bir haber de Japonya'dan geldi. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimler Enstitüsü, pankreas iltihabı tedavisinde kullanılan bir ilacın koronavirüse karşı kullanılabileceğini açıkladı. Aralarında Türk bilim insanı Dr. Halil İbrahim Çiftçi'nin de bulunduğu ekip, ilacın Nisan ayında koronavirüs hastaları üzerinde test edilmeye başlanacağını duyurdu.